Sen anlat Karadeniz. Doktor Bey'i yolcuya dön. Al bunu. İyi sakla. Nefes 2 santim daha sola kaydırsa... Şimdi Selena konuydu. Daha zamanım var abi. Daha Tahir'in selasını dinleyeceğiz. Ben sana ne dedim? Ne dedim ben sana? Ne yaparsan yap arkandayım. Ama çocuğa kadına bulaşırsan... ...beni karşında bulursun demedim mi? Ben sözümü tuttum abi. Ne kadına ne de çocuğa herhangi bir zarar vermedim. Diğerleri gelsin diye bir yemdiler sadece. Aferin. Ne elde ettin peki? Bundan böyle nefes sağa mı gelecek? Evet. Ben bugüne kadar hep nefesi yanıma çekmeye çalıştım abi. Ama artık sığındığı insanların onu bana itmesi için uğraşıyorum. Bir düşün abi. Aynı evde 2 kardeş. Biri mezara, biri hapse. Sorumlu kim? Nefes. Birlikte olduğu insanların ona sırt dönmesini sağlayabilirsem... Ben onu yanıma çekmeyeceğim. O bana gelecek abi. Tıpış tıpış. Karadeniz'in sen hakkında bildiğin tek şey o temel fıkraları. Ama o iş öyle değil. Hem de hiç değil. Geçmiş olsun. Ne oldu? Ne oldu? Zeyli eline yapmışlar doktor. Abime de kurşunladılar. Doktor, kurbanımlar. Garim ne oldu mu kurtara? Adli bir durum hemşire hanım. Hastane polisine haber verin. Sizin de bacağınıza bakayım. Yok basım. Gerek yok benim bacağıma bak. Ben siz garima bakın yeter. Haydi. Karını ve çocuğunu bağışlıyorum. Ama benim işimi bozduğun için seni affetmeyeceğim. Bu ne demek? Al o sağdan gireyim bas. Haydi. Lan ne oluyor burada? Kaza var herhalde. Bas geri bas ya. Lan ne dat dat basaysın? Sanki keyfimizden gitmiyoruz. Hemşerim bas geri bas. Uşağım bas geri bas.
Hayır ne dedi? Ya ana iyiyiz dedi, hastaneye gidiyoruz dedi. Sonra da telefon kapandı. 50 kere söyletme daha. Asiye iyi miymiş? Ana, sen bir bayılsana. Ne? Bayıl diyorum, bayıl. Hasta yetiştiririz diye yakarız dörtleri, yararız trafiği de. Anam bayıldı lan. Çık da açık cam lan, çık. Hocam, bu yaptığımız günah mıdır? Hani yalan söyleriz ya. Ya sanki tek günahımız buymuş gibi. Hadi oğlum, rim rim etme. Hadi bas gidelim de, hadi. Ya açın şu yolu, hastamız var. Anam ölüyor, anam. Ya açsanıza şu yolu ya, anam ölüyor ya. Anam öyle, anam çok fena öyle. Bayıl dediniz, bayıldık. Öyle hemen öldürmeyin beni. Ya hastamız var, öleyim kadın. Çok öleyim. Fena öyle, çok. Güzel. Artık eve dönebilirim. Nefesin seni vuracağını da hesaplamış mıydın? Hayır. Gerçi nefesin beni karakolun ortasında bile vurmaya çalışmışlığı var. O yüzden Tahir'in ölümünü naklen izlerken yaramazlık yapacağını hesaba katmalıydım. Bana ders oldu diyelim. Daha tedbirli davranmam gerektiği kafama dank etti. Kimi aradın sen şimdi? Günah keçilerini. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Haberler iyi. Kan tetkiklerimiz normal. Fizik muayenemiz de normaldi zaten. Bebeğin iyi olduğunu düşünüyorum ama yine de bir ultrasonografi ile kontrol etmekte fayda var. Çok şükür. Ha bu arada sizin ve eşinizin de ifadesi alınacak, kardeşinizin ifadesinden sonra. He, tamam. Ver. Geçmiş olsun. He ya. Asya'm, söyle kurban oldum. Bebeğim. Yok.
Siyah. İfadeni alacaklar. Vedat deme. Ne? Ben vereceğim hesabını. Deme. Mustafa korkutma beni. Ben seni bir daha görebilecek miyim diye ölüp ölüp dirildim zaten. Yapma. Demeyeceğiz. Demeyip ne yapayım? Senin o iti gebertip içeri girişine seyirci mi kalayım Mustafa? Bunu bağa, balıma, oğluşumuza yapar mısın? Sen... Eğer ki sende bilema gozalık hakkın varsa... demeyeceksin. Vedat Sayar, bu şerefsizliği yapan da yaptıran da o. Yengem Asiye Kaleli'yi kaçırıp bana telefon açtı. Gel yengeni al diye. Ondan sonra abimi de aramış. Biz oraya vardığımızda kimse yoktu. Abim dışarıdaydı. Vedat Sayar'ın adamlarından biri onu bacağından vurmuş. Bir de bir kayıt dinletmiş. Yengeme iğneyle bir zehir verdiğini söylemiş. Kendimizi buraya zor attık. Sonra yengemin kolundan bu kağıt çıktı. Hepsi bu. Siz çıkın. Şunları aşağı indir. İfadelerini tekrar alacağım. Tamam Sayın Savcı. Hikayeyi bir de senden dinleyelim Rüstem. Bunlar bir şeyler anlattı. Ne anlattılarsa doğrudur Sayın Savcım. Öyle mi? Necip cinayetini biliyoruz. Bir de Asiye Kaleli'nin kaçırılma olayı eklendi. Bir de sen anlat bakalım. Necip cinayetinin de Asiye Kaleli'nin kaçırılmasının da sorumlusu benim. Neden? Vedat Bey'le uzun yıllar çalıştık. Alacak verecek meselesi oldu. Tartıştık. Kavga ettik. Küfretti. Delirdim. Silah soruyla cinayet itirafı videosu aldım. Şantaj yapıp param alacaktım. Ama şantaja kulak asmadı. Bu sırada Vedat Bey'in Kalelilerle husumeti vardı. Ben de videoyu daire gönderdim. Polise teslim etsin istedim. Yaptı da ama Mustafa gidip geri aldı. İşimi bozdu. Mustafa'nın Necip'le buluşacağını biliyordum. Gizlice gidip Necip'i öldürdüm. Suçu Mustafa'nın üstüne yıkmak istedim. İntikam için, işimi bozduğu için. Ama biri itiraf etmiş. Benim gömleğimi falan da bulmuşlar. Baktım kaçarı yok. Önünde sonunda yakalanacağım. Gelip Necip işini itiraf ettim. Ama içeri girmezden önce Asiye işini planlayıp adamları görevlendirdim. Son bir kez Mustafa'nın canını yakmak istedim. Sadece acı çeksinler istedim. Ama kadın hamileydi. Ona zarar vermek gibi niyetim yoktu. Peki anladım. Mustafa işini bozdu diye canını yakmak istedin. Karısını kaçırttın. Sence adamların neden bu kadar çabuk teslim oldular? Kaçmayı düşünmediler? İkisine de adam başı $10,000 ve sahte pasaportla yurt dışına çıkaracağıma dair söz verdim. De, Necip işi patlayıp kaçamayacağımı anlayınca teslim oldum. Onlar teslim olduğumu bilmiyorlardı. Öğrendiler herhalde. Ondan kaçmamışlardır. Ne güzel. Her şeye bir cevabım var. Senin için iyi haber. Rüstem'i ifade için içeriden alıp savcılığa götürmüşler. Güzel. Bu iş burada biter abi. Artık karımı ve çocuklarımı almak için önümde hiçbir engel kalmadı demektir abi. Nefesi bayıldıp yatağa yatırdım ama kendine gelince nereye gideceğini, ne tip ifade verebileceğini bilemiyoruz. Hiçbir önemi yok abi. Büyük ihtimalle Tahirciğini kaybettiği için bir yerlerde içli içli ağlıyordur. Ondan sonra da İlk işi çocuklarımı alıp bana kaçmak olacak. Çünkü başka çaresi yok. Vedat. Seni en büyük düşmanın öldürecek biliyorsun değil mi? Fikret abi.
En büyük düşmanım zaten öldü. Yo. Yaşa. Kimmiş o? Kibirun. Seni Kibirun öldürecek. Başka da düşmana ihtiyacın yok zaten. Kula bela gelmez. Hak yazmayınca, hak bela yazmaz. Kul azmadıkça. Yengem, iyi misin? İyi, iyi. İyi olacak, daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Doktor ne dedi abi? Temiz çıktı kanı. Ha abi, sen de ifadeni alacaklar aşağıda. Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Yok, psikozum. Bir şeycik olmaz. Oğlum çok korkuttun bizi lan. Yok bir şey devrem. İyiyiz işte. Sen buraya arabayla mı geldin? Ha. Versene şu anahtarını. Hayırdır devrem? Yolculuk nereye? Uzatma devrem. Ver dedim la. Nefes. Sen bir gelsene bana. Asiye bacım iyisindir inşallah. Doktor bir şey dedi mi? İyi. Tahlilleri temiz çıktı. Senin ayağına ne oldu? Dayımın oğlu. Ne yapacaksın? Halamın oğlu. Dağlık gezdirdi ha. Düştük işte. Diken battı. Tahir. Tahir sen iyi misin? Tahir diyorum. Değilim nefes. Hiç iyi değilim. Sen o itin yanına nasıl gidersin ya? Nasıl? Başka çarem yoktu. Sen gel benimle. Değil mi kızım ben? Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Tahir ne oluyor? Tahir ne oluyor dedim. Nereye gidiyoruz? Biliyorsun sen nereye olduğunu. İyisin değil mi? Sana kötü bir şey olmadı değil mi kızım ben? Ha? İyiyim baba iyiyim. Ha? Hem ben kimin kızıyım? Oy perim güzel. Gözlerini oyarım valla. Oyar, oyar. Yapar. Sen niye hanım? Sen bana bir şey oldu diye korktun mu? Ya uşaklarım için geldim. Mustafa'mla Tahir'im için. Sana da geçmiş olsun arada. Ya ana bırak Allah aşkına. Tahir abimle Mustafa abimi sonradan duyduk ya. Sabaha kadar başını Kur'an'dan kaldırmadın. Ben her akşam okurum Kur'an'ı. He ana he. Sen niye hanım? Yoksa sen beni seviyor musun?
Hadi. Her köşeyi gördüm. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Götür beni Murat. Hadi. Hadi. Götür beni eve Murat. Alo. Anladım. Sağ ol haber verdiğin için. Sağ ol. Asiye'yi kaçıranlar teslim olmuş. Rüstem itiraz ettirmiş. Rüstem mi? Biz hepimiz Vedat'ın sesini duyduk. Ya Mustafa oğlum sen de bir şey desene. Ne diyeyim baba? Her şey ortada işte ha? Vedat çakallarına yıktı işi, sıyırdı paçayı demek ki. Aynen öyle. Öyle sanıyor. Kardeşi kardeşe kırdırdı. Ondan sonra elini yüzünü yıkadı, çekildi kenara oturay ha? Ne kardeşi, ne kırdırması? Ne değilsin oğlum sen? Vedat aradı gel garini al diye. Tahir'i de aramış. Sonra bir adam geldi. Niye gittin oraya ha? Niye? Bana mesaj attı. Asiye ablanın yerini öğrenmek istiyorsan, kimsenin canı yanmasını istiyorsan gel dedi. Sen de gittin. Evet gittim. Gittin de ne yaptın? Ay ben gördüm. İzledim. Mustafa abi seni vurdu. Ben de onu vurdum. Ne yaptın? Ölmemiş. Mithat abi öyle söyledi. Ben ateş ettim. Yere düştü. Öylece kala kaldı. Sonra... Sonra? Adamları geldi. Beni yukarı taşıdılar. Sonra bayılttılar. Sonra da Mithat abi geldi. Silahı nereden buldun? Ali uyurken aldım. Niye ulan niye? Ya bana Asiye ablanın yerini söyleyecekti ya ben de onu vuracaktım. Senin için gittim. Asiye abla için gittim. Mustafa abi için gittim. Yerin için gittim. Gitmeyecektin. Ben son nefesimi verirken yanımda olacaktın. Elimi tutup gözümün içine bakacaktın. Bizim verdiğimiz söz buydu. Tabii sen sözünden dönmediysen. Ben sözümden değil. Senin vurulduğunu gördüğümde ölümden döndüm. Sanki bir anda her şey durdu. Sustu. Senin ne elini tutabilirdim, ne gözüne bakabilirdim. Ben düşündüm Tahir. Dedim ki... Tahir benim umudum. Ben umuduma kavuşmak için başkalarına bedel ödetir miyim? Ödetirsem bu bencillik mi olur, sevda mı olur? Onlar mutsuz olurken biz mutlu bir yuva kurabilir miyiz? Tahir, ben Vedat'a nefes olarak değil, ecel olarak gittim. Çünkü ben senin nefesinim. Eğer bir sevdiklerime, aileme zarar verecek olursa yine ecel olurum, yine giderim. Anladın mı Deli Tahir? Çok belli ediyorsun. Neyi? Karım olduğunu. Ediyorum, ediyorum ama sen anlamıyorsun. Tamam da bağırma artık. Bağırtma o zaman. Bak hala bağırıyorsun. Sen de bağırıyorsun. Seviyorum ben seni. Seviyorum. Sevenlerin çok olsun. Olsun mu sahiden? Hele bir olsun. Sağda. Yangazın arabasının arkasında mı? Fatih bak bakayım şemsiye var mı arabanın arkasına? Var var. Ayağım ayağım. Mustafa dikkat et. Yavaş yavaş yavaş. Dur. Gel. İyiyim iyiyim tamam aile. Abi alın. Tamam aldım ha. Hadi götür Ali abinin. Gel kardeşim. Yavaş kuzum. Yavaş yavaş. Mustafa. Ha kuzum. Bizim evimiz ne kadar güzelmiş. Ne kadar güzel buradan böyle bakınca. Asiye ablam. Hoş geldin. Çok geçmiş olsun. Hoş bulduk kuzum. İyiyim, iyiyim çok şükür. Bizim uşaklar ne yapar?
Uyuyorlar. Öğlen uykusuna yatırdım ikisini de. Hayırdır ya? Konuşmayın lan buraya. Atayım Murat. Bakın bakalım. Geldik abi. Şu arabandan hatta ne al oğlum? Can mağarasının üstüne Sarpa'nın altına bir ev var. Abinizin arabasıyla benim araba oraya dur. Yalnız lastiği neyin, patlak bir çekici bir şey ayarlayın. Halledin oğlum. Geçin arabaları ya buraya. Haydi. Tamam abi. Osman Hoca nerede? Medreseye gideceğim dedi. Geliyor babam gelin. Haydi. Haydi. Sana oraya gitme demedim mi? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk diyarında hayat çeşmesi benim demedim mi? Bir gün kızsan bana, alsan başını, 100.000 yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma demedim mi? Sana yaraşır otağı kuran benim. Asıl onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin. Yani beni kaybedersin demedim mi? Yiğit. Annem. Söyle, bunları sana hep demedim mi? Kalelilere. Başsağlığı dileyeceğim. Ne de olsa onca hukukumuz var. Ne yapacaksın? Ciddi ciddi evlerine mi gideceksin? Evet. Asiye Hanım'a da geçmiş olsun diyeyim diyorum. Geceli gelen it ne yapar bilirsin değil mi? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. İyi. Öğrenirsin o zaman. Etme saniye hanım, etme gözünü seveyim ya. Hadi bakalım aslan. Osman dede. Oy, deden seni verene kurban olsun. Gel, gel bakayım maşallah, maşallah, maşallah. Selamünaleyküm. Vaaleykümselam, aleykümselam.
Ana, selam benim değil de Allah'ın. Almamak olmaz ha. Aleyküm selam. Abim nerede? Hangi abim? Karısıyla oğlunu kurtarmak için seni vurmak zorunda kalan abin mi? De ne için? Kim için? Yedim. Hadi sen geç içeri balımla oyna aslanım. Haydi. Haydi bakayım. Yavaş, yavaş. Ana, etme artık şunu da. Ana etme, ana yapma, ana deme. Yapsam ne oluyor, desem ne oluyor? Sen bildiğini okuyorsun zaten. Saniye Hanım, ben... Seninle konuşmayırım, oğlumla konuşayım. Sen müsaade et biraz. Ana, ben senin oğlunsam o da gelinin. Hatırlatmak zorunda bırakma. Ben de sağ bir şeyi hatırlatmak zorundayım. Az kaldı sen mezara giriydin, abin de mahpusa giriydi. Kurban olduğum Allah'ım yüzümüze baktı da... ...salimen dönebildiniz eve. Ne konuştuysak o. Ölürken bile yanımda. Elin elimde. Tamam mı? Gel kızım. Gel otur. Gel. Geçti gitti. Allah'ıma şükürler olsun. Gel. Yengem nasıl? İyi. Yukarıda. Dinleneyim. Hadi ben bir Asiye ablaya bakayım. Asiye mi? Kaçıranlar teslim olmuş. Ne? Kim biliyor musun? Sen şimdi diyeceksin ki Vedat. Rüstem. Ben senin gururunda açılmış koca bir boşluğum. Babamın beni o eve zorla getirdiği gün... ...eğer sana boyun eğmiş olsaydım... ...senin o hastalıklı tutkun... ...takıntın hiç olmayacaktı. Zulmüne rağmen... ...ben boyun eğmedikçe... ...sen delirdin... ...kudurdun. Neden? Çünkü sen Vedat sayarsın. İstediğini alırsın. Ama ben sana istediğini vermedim. Sana istediğini vermedikçe senin o hastalıklı tutkun daha da arttı. Bana olan takıntı kibrini daha da arttırdı. Ben senin o kibrinde koca bir yara oldum. Benim bile kapatamayacağım bir yara. Kimsenin kapatamayacağı bir yara. Koca bir yara. Ben sana boyun eğmedikçe sen zulmünü daha da arttırdın. Ve ben her gün dua ettim. Zulmün artsın ki... ...zevalin çabuk gelsin. Aslında bir konuda haklısın. Neymiş o? Neredesin? Dediğim gibi abi, geceyi bekliyorum. Sonra ziyarete gideceğim. İyi. Seni gebertmezlerse gece otele gel de konuşalım. Peki abi. Cinayetini üstlendi. Şimdi de Asiye yengemin kaçırılışına ha. Ya oğlum, iç sahabını ısırmaz, biliyorsun. Ben dedim babanıza. Kardeşinin adını koyma dedim. Huyu kaderi ona çeker dedim. Geç onlar birbirlerini vurmadılar. Ama deli Tahir amcanız yaşattı aynı acıyı bize. Gitti Sakine diye bir kıza aşık oldu senin gibi. Kaçırdı deli Tahir Sakine'yi.
Kızın da belalı bir sevdalısı varmış. Vurdu yekesini, öldürdü. Babanız oğlan olursa adını Tahir koyacağım dedi. Dedim o ki yapma, etme. Kaderi ona benzemezsin. Adını aldığının kaderini yaş ver. Dinlemedi. Sen de oldun bir deli Tahir şimdi. Bitti mi ana? Ha? Bitti mi? Bitse ne olur, bitmese ne olur. Dinlemiyorsun ki. Dinledim ana. Anladım da ben seni. Hem de çok iyi anladım. Sen beni anlay mısın ana? Ana, bak Nefes benim karım. Ben onu severim. Ömrümün sonuna kadar da Allah izin verirse öyle kalacak. Sonum amcama mı benzer, başka bir şeye mi benzer onu bilemem. O takdir ilahi. Ama benim sözüm bu. Sen bunu kafana sok ana. Çok korktu Saniye Hanım. Onu mazur gör evladım. Geç biz de çok korktuk. Ama geçti işte Allah'ın izniyle. Eltucuğum, sen gel buraya, bırak Saniye'yi. Kaynanalığın hakkını vereyim. Söylenmezse dili şişer maazallah. Sen gel buraya. Ben sana bir şey diyeceğim ama. Söyle ablam. Mustafa, ifade verirken Vedat'ı demedi. Beni de tembihledi Vedat'ı demedi ya. Niye söylemedi? Niye olacak ki? Kendi görecek işini. Ben kocamı tanırım. Bağırsa kork, susaysa daha da kork. Mustafa bir şey yapacak Nefes. Vedat'ı öldürecek. Ödüm kopayı bir şey yapacak diye. Rüstem zaten üstüne almış. Yahu yapmışmış. Sıyırdı o Vedat şerefsizi. Ama Mustafa bunu yanına bırakmaz. Sen sakın Tahir'e bir şey deme. Yani bu gizli kalacak bir şey değil. Bugün olmasa yarın çıkacak ifadede. Ama sen yine de Tahir'e bir şey deme. Mustafa kızar bana.
Anladım abla. Ben Tahir'den zaten bir şey saklayamam. Uy. Ben de zaten yarım ağız dedim Moni. Git söyle diye cana Tahir'im. Abi düşündükçe yüreğim ağır geliyor. Nefes. Beni durdurursa Tahir durdurur. Ablam, üzme kendini. Merak etme. Her şey düzelecek. Nefes, nereye? Çocuklara bakacaktım. Anamın söylediklerini duydun değil mi? Duydum. Benim söylediklerimi duydun mu? Duydum. Dışarıda dediklerim değil. Civra'da söylediklerim. Duydum. O dediklerimi sakın unutma. Tamam mı? Unutmam. Tahir. Mustafa abim. Biliyorum. Neyi? Vedat'ın peşinde ve vazgeçmeyecek. Ben abimi tanırım. Zaman kolay.